Herkese merhaba. Bugün bir kimse hapis cezası almışsa ve aldığı hapis cezası kesinleşmiş ise acaba onu nasıl bir süreç bekliyor? Bunu ele alıp değerlendirmeye çalışacağız. Hemen başlayalım. Şimdi bir kimse diyelim ki kasıtlı bir suçtan dolayı 3 yılın altında bir ceza almışsa veya taksirli bir suçtan dolayı 5 yılın altında bir ceza almışsa bu durumda bu kişiye bir tebligat yapılır. Denir ki tebliğin içinde 10 gün içinde gel teslim ol. 10 gün içinde eğer ki bu kişi gitmez ise burada bu kişi için artık yakalama emri çıkartılır ve bu kişi yakalatılıp getirilip cezası infaz ettirilir. Ha eğer ki bu kişi bu 10 gün içinde gelirse bu durumda cezasını ertelemeyi infaz savcılığından isteyebilecek. Yani infaz savcılığına diyecek ki ben geldim ama benim işte ameliyatım var veya benim tarım topraklarım var, ben gitmezsem orayı işletecek kimse yok gibi meşru bir mazereti varsa bu durumda infaz savcılığı bu kişinin bu talebini doğru kabul ederse eğer, yani bu talebini meşru bir talep olarak görürse bu durumda bir yıllık erteleme söz konusu olabiliyor. Cezası bir yıl ertelenebiliyor. Yani bir yıl sonunda gelip infazı söz konusu oluyor. Eğer ki bir yıl ona yetmezse, yani bu meşru olan mazereti devam edecek olursa 1 artı 1 yıl. Yani 2 yıl boyunca bu kişi şey yapabiliyor, yani bir yıl daha uzatılıp 2 yıla çıkarılabiliyor bu erteleme süresi. Böyle bir durum söz konusu. E peki diyelim ki savcılık bunu kabul etmezse acaba burada ne yapacağız? Yani infaz savcılığı dese ki hayır, senin bu mazeretin meşru bir mazeret değil. Acaba bu durumda yapılabilecek bir şey var mı? Evet, tabii ki bu durumda da infaz hakimliğine itirazda bulunabilme hakkımız var. Peki diyelim ki bu kişinin cezası 3 yılın altı veya 5 yılın altı değil de 5 yılın üstü veya 3 yılın üstü ise, yani kasıtlı bir suçtan dolayı 3 yılın üstü, taksirli bir suçtan dolayı da 5 yılın üstünde bir ceza söz konusu ise acaba burada ne yapılacak? Burada artık bu dediğim meselelerin hiçbir gündeme gelmeyecek. Bu kişi hakkında direkt yakalama emri çıkarılacak ve bu kişi yakalama emri sonucunda tutulup getirilip cezaevine konacak ve infazı bu şekilde gündeme gelecektir. Bu videoyla ilgili de aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.